Öğrenmeyi okulla bağdaştırmış olabilir misin? Sanki eğitim hayatımız tamamlandığında hikayemizdeki öğrenmenin yeri ya giderek azalıyor ya da neredeyse hayatımızdan tamamıyla çıkıyor. Kendimi bu konuda biraz daha şanslı hissediyorum. Çünkü okuduğum okullar ve işim sebebiyle öğretmeyi öğrenmek ve çocuklardan öğrenmek adına birçok fırsat yakaladım. Bu sayede okulum bittiğinde öğrenmeyle aramdaki ilişki hiç kesilmedi. Bir şeyi öğretmenin yöntemini, bilgiyi bulmanın yolunu, strateji kurmayı, planlama yapmayı hem öğreten hem öğrenen tarafında olarak gözlemleyebildim. Hayatında herhangi bir şey anlamlandırmaya çalışırken çoğunlukla çocukluk zamanlarımıza dönüyoruz. Senden yine böyle bir şey yapmanı istiyorum. Çocukluk zamanlarını hatırla. Konuşulanları anlamaya, etrafında olan şeyleri gözlemlemeye, merakla ve çekinmeden denemeye kadar da ilgili ve meraklıydık. Bu iş sanki oyun oynamak gibi kolay ve eğlenceliydi. Belki de okul hayatıyla birlikte öğrenmek zihnimizde bambaşka bir yere gelmeye başladı. Ezberlemek zorunda hissettiğin, hayatının tam olarak neresinde kullanacağını bilmediğin bilgilerle donandığın, sınavlardan iyi not almak ya da sınıfı geçebilmek için öğrendiğin algısıyla baş başa kaldın. Ve sonunda da öğrenmenin ilgi çekici ve keşif dolu tarafını kaçırmaya başladın. Aslında insan doğası gereği bilgiyi açtır. En basit haliyle hayatta kalmak için isteyerek veya istemeyerek birçok şey öğreniyoruz. Bu sayede de çevremizdeki dünyaya adapte oluyor ve yaşadığımız hayatı daha iyi anlamaya başlıyoruz. Hayatımız bu kadar öğrenmek üzerine kuruluyken öğrenmeyi öğrenmek işe yarar olabilir. Belki de fark etmeden öğrendiğimiz çocukluk zamanlarımız öğrenmeyi öğrenmek için bize yol gösterici olabilir. Öğrenme en basit anlamıyla bilgiyi toplama, saklama ve tekrar kullanma sürecidir. Sürecin ilk basamağındaki bilgiyi toplama işlemini de duyularımız aracılığıyla yapıyoruz. Görmek, işitmek, tatmak, koklamak ve dokunmak. Ama nedense onları birbirinden ayrı şeyler gibi düşünüyoruz. Aslında öğrenme sürecini bütün duyularımızı birlikte kullanarak destekliyoruz. Öğrenme sürecinin ikinci basamağı bilgiyi koruma ve hatırlamaktır. Beyin yeni bilgiyi bir ihtiyaç anında kullanmak üzere saklar. Bu sayede de alakalı bir şey gördüğümüzde yeniden öğrenmeye başlamıyoruz. Ve son basamağa geldik. Bu basamak da hafızamızda olan bir bilgiyi kullandığımız zaman gerçekleşiyor. Bir kitap bitirdiğimizde, bir belgesel izlediğimizde ya da bir dersi tamamladığımızda değil de o bilgileri kullandığımız, deneyimlediğimiz zaman öğreniyoruz. Bilgiyi tekrar kullanmanın beyinde nasıl bağlantı yolları oluşturduğunu bir önceki videoda konuşmuştuk. Ama bu bağlantı yollarını oluştururken zihnimizin ihtiyacı olan dinlenmelerden hiç bahsetmemişiz. Bedenimiz gibi zihnimizin de molalara ihtiyacı var ve bu molalar sayesinde de öğrenme destekleniyor. Yani düşününce dinlenerek öğreniyoruz. Bence harika bir efor. Düzenli bir uyku, kısa şekerlemeler, çalışmalarımızın arasında 10 saniye beklemek bile öğrenmeyi etkiliyor. Meditasyon ve yoga yapmak veya sosyalleşmek de öneriler arasındaydı. Daha derin öğrenme basamaklarına geldiğimizde ise hatıralarımızda olanlarla bildiğimiz şeyleri eşleyerek benzersiz ve harika çözümler üretiyoruz. Stratejiyi de böyle yapıyoruz, planlamayı da bu şekilde yapıyoruz. Yani bu noktada şunu düşünmek iyi olabilir. Hedeflerimize uyan hayatımıza direkt katabileceğimiz şeyleri öğrenmek, sonrasındaki öğrenme süreçlerimizi de daha konforlu hale getiriyor ve daha da kolaylaştırıyor. Çoğu zaman bir bilgiyi öğrenmenin hayatımıza katacağı faydaları bilsek bile onu yetenekle ilişkilendirip öğrenmekten vazgeçebiliyoruz. Benim yeteneğim yok, ben bunları beceremem, zekam bunları anlamaya yetmez gibi kalıplaşmış cümlelerimiz oluyor. Bu kalıplaşmış cümlelere düştüğümde ya da daha fazla olumsuz düşünmeye başladığımda hemen aklıma Suzuki felsefesini getiriyorum. O da şu. Aslında bu bir müzik eğitim yöntemi. Ama bunu yeteneği öğrenme yöntemi gibi düşünebiliriz. Çünkü yeteneğin yani becerinin öğrenilerek elde edilebileceğini savunuyor. Bu felsefenin ve yöntemin kurucusu da Suzuki. 1945 yılında Matsumoto kasabasında bir yetenek okulu kuruyor. Bu okula başvuran ve enstrüman çalmak isteyen her çocuğu istisnasız kabul ediyor. Çünkü her çocuğun yapabileceğine inanıyor. Suzuki'nin ilham aldığı nokta Japon çocukların oldukça zor olan bu dili rahatlıkla öğrenebilmesi.
öğrenirken her bir duyudan yardım aldıklarını, yani görerek ve dinleyerek taklit ettiklerini, cesaret bularak öğrendiklerini gözlemliyor ve eğitim sistemini de bu temeller üstüne kuruyor. Konuşmayı öğrenirken ona bakanları izler ve taklit eder. Sesleri benzetmeye çalışır. Bu sesler hecelere, heceler kelimelere, kelimeler de cümlelere dönüşür. Yani kolaydan zora doğru adım adım bir süreç ilerlenir. Günün belli bir saatinde bu çalışmayı yapmıyor, yaşamının her anına bunu yediriyor. Fark etmeden tekrar tekrar yaparak öğreniyor. Suzuki, her çocuğun, yani biz bunu her birey olarak düşünelim, kendine özel bir öğrenme süresi olduğunu, kendine özel adımları olduğunu söylüyor. Sen de kendi öğrenme yolunu ve sürecinin farklılığını bulurken bir çocuk gibi düşünebilir misin? Hayata ilk geldiğinde konuşmayı, yürümeyi, hatta neleri sevdiğini bile bilmiyordun. Görerek, dinleyerek, dokunarak, koklayarak, tadarak öğrendin. Bu dengesiz halim beni aptal gibi hissettiriyor, ben yürümekten vazgeçtim demedin. Daha çok hatalarından ders çıkardın. Doğruyu ve yanlışı yaparak öğrendin. Yani en önemlisi hayatına kattın, merak ettin ve keşfettin. Bu sendin. Çocukluğundan tekrar öğrenmeye, çocukluğundaki gibi öğrenmeye ne dersin? Günümüzde öğrenmeyi öğrenmek, yani öğrenen bir birey olmak, sadece bilgiyi almak ve onu kullanmak değil. Bilgiyi doğru şekilde ve doğru yerlerde arayıp bulmak, senin için işe yarar olup olmadığını anlamak, nerelerde kullanacağını bilmek ve bu yeni öğreneceğin şeyin hangi bilgilerinle ve hangi hatıralarınla birleştirebileceğini görebilmek gerekiyor. Bu kadar. Bu sayede de kendi öğrenme sürecimizi organize edip planlayabiliyoruz. Biliyorum, bir şeyleri öğrendikçe daha az bildiğimizi fark ediyoruz ve bu çok normal. Fakat dünkü bize göre de daha çok bilgiye sahip oluyoruz, bu da bir gerçek. Bilgi çağı içinde yaşıyoruz ve söylenenlere göre her sene dünyadaki bilgi sayısı 2'ye katlanıyor. Çağa ayak uydurmak, yaşadığımız hayata adapte olabilmek ve en basitiyle hayatta kalabilmek için öğrenmeyi öğrenmek elde edebileceğimiz büyük bir güç. Benim bu serüvenimde ikinci videom bu ve her seferinde yeni bir şeyler öğreniyorum. Aynı hataları tekrar yapıp kendime kızıyorum. Bazen de bulduğum çözümler için kendimi tebrik edip kutluyorum. Öğrendikçe daha neleri öğrenmem gerektiğini fark ediyorum. En azından ama bu sayede bir yolculuk haritası kendime çıkarabiliyorum. Senin de yöntemini bulup başarısızlıklardan tat aldığın bir öğrenme yolculuğu geçirmeni diliyorum. Bir de belki son olarak stoğucılardan bir destek verebilirim. Diyor ki artık okuduğum kitapları bırakıp yapma zamanı geldi, harekete geçme zamanı geldi. Artık eylemlerin kelimelerinin yerini alsın. Eğer hazırladığım videoyu beğendiysen, belki aklına takılanlara birazcık cevap bulabildiysen ya da sadece devamının gelmesini istiyorsan abone olmayı ve beğenmeyi unutma. İzlediğin için teşekkür ederim. Kendine iyi bak.